Arkadaşlar merhabalar. Ankara çalışmalarım bitti. Yine burada görebildiğim, tablomdan çıkarabildiğim özellikle safkanları aktaracağım sizlere. Program çok güzel. Hani dik getirebilirsek tek önereceğim safkanlar da var. Çok güzel çıktılar. Kazanırlarsa güzel bir kurgu ile güzel bir ikramiye gidebiliriz Ankara'da. Tabii size bırakacağım yerler de var. Yani mutlaka ekleyeceğiniz atlar olsun her zaman için. Yani tek başıma olmuyor. Yeterli olmuyor yani. Sadece alta yarışlı bir kurguda hepsini vermek kolay değil. Biz tahminciler için de zor. Mutlaka kendi değerlendirmenizi de yapın. Mutlaka. Birinci koşu şartlı 4. Burada ne oluyor? Yamak 3. Apranti, Eray Çizik. Eray da yanlış hatırlamıyorsam. Hata yapmazsa kazanır da. Sebebi 4'ün dişi olması. Biraz mesafeye çıkıyor. 3'ün arası var. Ezer Döveli geçmiş olduğu yarış var ama jockey artı eksileri var aralarında. Dizdarım geçtiği at. 1 numaralı safkan. Kaisbert grubun en kaliteli atı. Apranti'ye bağlı. Yarış tamamen Apranti'nin elinde. İster iyi koşar, koşturur, kazandırır. İsterse başka bir şeyler olur. Bilemem artık orasını. Ben de birinci koşu Ezer Döver tek olarak görünüyor. At yazalım derseniz 4-3-6 tercih de edebilirsiniz. Birlikte de düşünebilirsiniz. İkinci koşu Maiden 3 yaşlı Araplar. 6 ve 8 burada AGF almış. 6'yı grup 3'e yazmışlar. Bu arkadaşlar grup 3'e bu atı yazıyorlarsa bunların niyeti pek iyi değil. Sevmem böyle at sahiplerinde at, bu şekilde koşanları. Anında kayba koşarlar. Maiden'da dönmeye devam ederler çünkü dönüyorlar. O yüzden tek kullanmayın arkadaşlar. Bu tip atlara dikkat edin. AGF çıkar her zaman. Ve Beşir Kaya atlarıdır örneğin. AGF çıkar, sürekli çıkarlar. Isıtıp ısıtıp getirirler bu atı. Hep Maiden koşarlar. İnanmam. Hani tek atacağım bu AGF'yi. Çıkacakmış duyumunu aldım. Kabul. Tek atacaksanız itirazım yok. Normalde ben de tabloda bu tip atları kolay kolay önermiyorum. Tek olarak önermiyorum. Kesinlikle yazılır. 6, 8 yazılır ama burada asıl koşacak, kazanacak atlar ya da Maiden çıkmaya aday atlar 2 ve 5 nolu safkanlar. Özellikle 2 ve de Dabiş'le mutlaka yazın derim yani. Hem piyasada kalmış durumda. 5 öyle güzel sürprizini yapacak grubun kaliteli atı. Sonra 6-8'den tercih ediniz. Dediğim gibi olmaz diyemiyorum yani. Bazen tam tersi oluyor. 5-2 tabelede kalıyor. İşte kazanç atları. Bunlar para kazanmış atlar. Bu kez de bunları bırakıyorlar. Bunlar çıkıyor meydanda. Geçen ay Beşir Kaya atı çıktı böyle bir at. Gelmez kolay kolay dediğim at. Tutarak yarış kazandı. Üçüncü koşu şartlı 3. 4 nolu safkan. Gene Vedat Abiş'te. Aradan etkilenmez ise şayet. Kazanmaya çok yakın görünmekte. 3'ün sürekli geçiyor. Gene geçme ihtimali yüksek. Ama rakibi Apprentice'ine rağmen 1 çıktı. Victor Weapon. Şunu da söyleyeyim. Victor Weapon. Bunun da tersliği. Hani bir at kısa vadeye 7-8'den şartlı 3'e bu kadar düşmez yani. Ya birinci ligde top oynuyorsunuz. Gidip amatöre transfer oluyorsunuz gibi bir şey oluyor. Bir nolu safkan için. Dezavantajı bu. Hani bunları bu yüzden de eleyebiliriz. 3'ü de geçtiği için önermeyeceğim direkt olarak. 2'yi tutmuyorum. 4 kuponlara tek kullanılabilir. Eksik koşmadığı sürece gene bu yarışı kazanır. 4 nolu safkan. Bunu da biraz indireyim. Hani tek olurluğu yüksek olsun en azından 4 nolu safkan. 1. Bakın bir gene rakip koşarsa Apprentice'e rağmen kazanarak girer. 3'te 4'ün bunlar eksik koşmasına bağlı. Şarlatan var. Biraz kıpırdama yapmış ama tabi gene 4 olduğu için direkt önereceğim safkanlar değil. 4 olmasa ya da eksik koşacağını bilsem o zaman burayı biraz karıştırırım yani. 3'ü, 1'i, 6'yı, şartlı 3, 5'i, bakın hatta %5'lik bir at, 3'lük at. Buralar karışır çünkü. Umarım 4 eksik koşmaz, güzel yarışını yapar, kazanır, tek olur. 1, 3, diğer atlar tercih sebebi tarama atları tabi. 4. koşu, handikap 15, handikap 1, 6'lı başlangıcı. Burada Sarraf Tay. Arkadaşlar grup
ağır kilolu atlardan oluşuyor ağırlıklı olarak. Kilo veren at yok. 8 kilo vermedi, aynı kiloda devam ediyor. Bir bıraktılar, yarış kazandı, iki yarıştır yok ortalıkta. O yüzden kilo veren at olmayınca, altı da tam istediğim gibi çıkmayınca, grubun en ağır kilolu atları şanslı koşar duruma gelir. Bunların içerisinde bir kazanç atı çivici, Ankara'da güzel koşulları var, sürpriz yapar kazanır. İki, Forim kazanmasını beklediğim Safkan. Kalite handikap puanıyla da grubun en kaliteli atı. Üçüncülük geldi. Çok handikap düştü, eksik koştu. Bir üçüncülükten sonra burayı hedef yaparlarsa birinci olur. Yapmazlarsa ikinci olur. Genelde bu tip atlar genelde ikinci çıktılar. Arada bir kazandılar. Ben o aradaki kazanmaya bağlayacağım. Paraya ihtiyaçları varsa bu atla kazanırlar. Handikap 15'i. 2. Mutlaka olsun kuponlarda. Hani plaseler için tek olabilirliği yüksek bir Safkan. Aynı şekilde 1'i de buraya koyabiliriz. 1 de en az 2 kadar şanslı gördüğüm bir Safkan. Sonrası kazanç atları 3-6. Sonrası dilediğinizi işaretleyebilirsiniz. 3-6'dan sonra ama. 3 ve 6'ya dikkat edelim. Onlar gene şanslı koşar durumdalar. 2 ve 1'den sonra. Diğerleri için de olmaz demem. Bu grup yani kim günündeyse o kazanacak bir grup. 7-5 sıkıntılı koşuyorlar. Hızlı kuruş. Bir yerde patlayacak diyorum, patlamadı hala. Saklı kız öyle, dişilerde bekledim olmadı. Hızlı kuruşu bekledim olmadı. 4'ü bekledim olmadı. Yani diğer atlar artık böyle. 40'ı bu kalitesiyle, handikapıyla bir bıraktılar, bir daha zor bırakırlar ama yani bunlardan tercih ediniz. 5. koşu handikap 16, handikap 1. Burada da şart, handikap şartına direkt uyan Safkan 5 Müslüm Çelik'le tek olur vaziyette start alıyor. İhtimali çok yüksek. Sebebi, yukarıda bir cümle kurmuştum. Aynı şey bunlar için de geçerli. 3 ve 4 nolu Safkan'dır. Yani bir kısa vade 6-7 çok başarılı yarışlar yapıp handikap 16'ya at yazılıyorsa azıcık sıkıntı olur. Ancak AGF'dir. Gelmez demem. İlk rakibi olacak 5 nolu Safkan'ın. Bu özelliği aktarayım. Burada 4. Kısa vade 8. Şartlı 5 ara atı sıkıntıya sokmuşlar. Aradan sonra tekrar handikap 16'ya yazarak ya yarış gösterecekler ya da bir şeyler olacak artık. 2'de kilo var. 1'de yarış gördüğü bir dördüncülük şartlı at o da. Şartlı atları yine 1, 2, 1, 3, 4 bunlar hep şartlı kısa vade atı. Geri kalan grup da handikap grubu. İşte handikap atları kazanıyor. O yüzden de 5 Müslüm Çelik'le uygun kilo ile bu grubu geçmesi, geri de bırakması çok normal sonuç. Kazanabilir. Tek oynayacak arkadaşlara da öneririm. Ancak yukarıdan kimi yazalım ilk önce ya da bir at yazalım AGF arkadaşlar. 3'ü yazar ben bırakırım derim. Hani 2 atla da geçilebilir. Rahat yarışı izlemek istiyorsanız. 5-3. 1-2-4 bunlardan tercih edebilirsiniz. Tutturuz inandınız at varsa. Alttakilerde bir şey göremedim. Bu Tragon sertedikten geliyor. Kumu ne yapacak bilemiyorum. Buna bir soru işareti koyayım. Hani ne koşar ne yapar bilmek zor. Tabi aynı şekilde 7'de öyle yok, çıkmıyorlar yani. Çıksalar direkt önereceğim Safkanlarda ama 5 varken onlar olmaz düşüncesindeyim. 6. koşu kısa vade 6 dişi. Burada 6'yı tek kullanmayın arkadaşlar. Grubun en kaliteli atlarından biri ama yarış dezavantajı var. Tabalaya koşarlar ağırlıklı olarak. Onur Dilbaz atı da olsa böyledir. Burada start time geç falan çıkmaz ise, dış kulvarlarda fazla dolaşmaz ise çok net kazanır da ve günün teki 2 prime'ı Vedat abi işte öneririm. Bu handikap kazanç bakımından da kısmen kazancı olan bir Safkan. 2. Bu sürpriz çıkacak yarışta zaten plasede Allah'tan favori değil. 2'yi kuponlara tek öneririm. Ben de tek koşar vaziyette çıkıyor. 1, 3, 2. Bunlar açık 3'ten geliyorlar bakın. Açık yarışta koştular. 1 oranın ikincisi. 3, üçüncüsü. Açık yarış ikinciliği aldığı handikap 72.
kalite handikap puanı, bir North Africa'nın ne kadar üçünde hani çok fazla iyi atlar olmadıklarını söylüyor. Ama tabii dişi gruplarında. Umarım 2 çok fazla dışarılara dolaşmaz, geç çıkmaz. İstediğim sprinti atar ve yarışı kazanır. Çünkü buradaki kısa vade atı bence 2 nolu saftan. Veday kahraman atı. At yazalım derseniz de arkadaşlar 1, 3, 6 bunlardan tuttuğunuzu yazın. Yani inandığınızı yazın yanına. Ahmetçilik, KV6 sever böyle atlarla yarış kazanmayı. Birazdan gelecek yine. Plase durumda zaten. Grubun kaliteli atı olduğu için Ahmetçiliği gösterdim. Örneğin at yazalım derseniz şayet. Yani şart tehlikeli, kolay bir tek değil. Riskli bir tek ama net tek bende çıkan Prime. 7. koşu şartlı 4. Burada da bir olay var. 4 nolu safkan. %49 AGF. Rakibi de abisi Ahmet Çelik. Ve rakibinin atı, Ahmet Çelik'in atı 4'e göre daha iyi handikap puanıyla çıktı. Şarttan, şartlı 1'den daha kaliteli çıktı. Handikapları öyle, öyle söylüyor daha doğrusu. 3 yarış kötü koştu. 1 nolu safkan. Bugün geldi şartlı 4 gibi kısa vade 6'dan sonra. Çok uygun bir şarta yazdılar 44 gün ara. Attaki galopları iyi, Ahmet Çelik üzerinde. Şimdi 4 normalde burada 1'e geçilebilir. Sonuç olarak bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir de işin kötü tarafı şimdi Lut'a girdiler. Ahmet Çelik kalktı, Müslüm Çelik'i geçti. Bir sürü laf. Müslüm Çelik yarışı bıraktı, sattı hikayesi. İşte bunlara sebebiyet veriyor bu şekilde koşular. Ben birin yazılması taraftarıyım. 4 tek atacak arkadaşlara da itirazım yok. Atın maiden çıkışı çok başarılıydı. 1. Hatta çok çok sürpriz de 2 var burada. Aygül Kız, dişi safkan. Ola ki bu AGF'lerin yanına ters bir at. Kazanç var, kalite yok hatta. Ne bileyim 2, 3 bunlar diğer atlar. 5 Kocaeli'nden gelen kalite handikap puanları bakın aşağı yukarı aynı var. Kaliteli olarak aynı var. Tabii fark eden 4. Farkını gösteren 4. Kaliteliyim diyen 4 ama ondan daha iyi handikap çıkan, puanıyla çıkan 1 nolu safkan. Ola ki Ahmet Çelik'le iyi bir koşu çıkartır. 4'ü avlar geçer. Bunu da hatırlatmış olayım. O yüzden bu AGF'nin yanına 1'i yazabiliriz. Yeriniz varsa. Diğer atlar tercih sebebi tamamen. 8. koşu maiden. Burada da teki var. Şimdi bu tek günün tekleri bunlar. 4'ü çoğumuz tek atacak. Bu atı da çoğumuz tek atacak. Tek yani at tek. 5 nolu safkan. Eksik koşar koşturulursa 3 ve 1'i öneririm. Diğer atlarda bir şey göremedim. Umarım terbiyesizlik yapmazlar. Maidenlardan çok korkuyorum. Arap maidenlarından çok korkuyorum. Çok fazla kayba koşan at gördüm. 9. ve son koşu handikap 15-1 orta mesafe ve zorluluğu yüksek bir yarış. Dişiler, erkekler ve kilo ayarsızlıkları var. Mesafe kısa, bunları ayırmak çok zor. Diğer atlardan tuttuğunuzu ilave etmeyi önereceğim. Önceliği 3 at söyleyeceğim. Onlardan biri 6 arkadaşlar. Blue Valentin mutlaka kuponlarda olsun. 8 ve 7 ikisinde de start sorunu var. Hangisi starttan geç çıkmaz ise kazanana girer. İkisi de normal çıksın kazanana girer. 8, 7, 7, 8 ayırmadan yazmanızı tavsiye ediyorum. 11'den başlayarak diğer kalan gruptan, yukarıdan kazanç bölgesinden inandığınız at varsa AGF, Favori, Plase fark etmeksizin ilave etmeyi size bırakacağım. Burada hani hiçbir ata olmaz demem kolay kolay. AGF'lerden de görüyorsunuz zaten ortak dağılmış vaziyette. Ama benim iyi koşmasını beklediğim özellikle 8-7 takılırsa startta yarış 6'ya kalıyor. 6 arkadaşlar mutlaka kuponlarda olsun. İyi bir koşu bekliyorum bu hatta. Hatta yani kazanmasını bekliyorum. 6 nolu safkan. Ankara bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.